Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz otel turu olacak. Biliyorsunuz ilk gittiğimiz tatilde de bir villa kiralamıştık. Ve eve girer girmez eşyalarımı daha bırakır bırakmaz üstümü değiştirdiğim gibi hemen size söz verdiğim gibi ev turu çekmiştim. Şimdi eminim ki siz bizim yolculuğumuzu izledikten sonra o yorumlara yağdırmışsınızdır. Lütfen ev turu gelsin, oteldeyseniz otel turu gelsin diye çok fazla istek geldiğinden eminim. Birazdan girip onlara da okuyacağım. Ve şimdi yine ilk tatil videomuzda olduğu gibi ben eve girer girmez arkadaşlar valizime attım, içinden hemen bir tane elbise buldum, üstümü değiştirdim ve videomu çalıştırdım. Şimdi size ev turuyla başlayacağım. Arkasından oteli gezeceğiz, bahçesini gezeceğiz, yemekhanesini, parkını, bahçesini, denizini, her şeyini paylaşacağım sizlerle. O zaman buradan başlayalım. Burası arkadaşlar evimizin bahçe görüntüsü. Bunun gibi bir sürü alanı var. Tabii çok büyük bir tesis gerçekten ve çok güzel bir tesis. Yeşillikler içerisinde. Tam Antalya'da olduğumu hissettiriyor bana bu bahçe. Burası da balkonumuz. Küçük mini bir balkonumuz var. Ama gayet işimizi görür. Akşamları burada çay kahve içmek benim için gerçekten çok keyifli olacaktır. Çünkü geçen sene biz bu tesise yine gelmiştik ve gerçekten tadı damağımızda ayrılmıştık. Çok beğenmiştik. Bu sene yine geldik. Böyle bir balkonumuz var. Burası iki odalı bir dubleks ev arkadaşlar. Bir alt katı var. Dubleks değil daha doğrusu. Merdiven çıkmıyor. Ayrı ayrı kapıları var. Burası bizim odamız. Taner'le bizim odamız. Görüyorsunuz bakın valizler hala duruyor. Hiçbirisi açılmadı. Siz oranın ne ki? Siz içerideki valizlerden fazla eşya var. Buraya bir kamyon eşya ile geldik. Çünkü zaten sadece Lina'nın oyuncak valizleri 3 poşet falan arkadaşlar. 3 valiz yaptı. Ne poşet? Valizlerle geldik. Burası gardırobumuz. Yine mini bir televizyonumuz var. Yatağımız var. Sadece işimizi görecek mütevazi, güzel, küçük bir odamız var. Buraya da soğuk içeceklerimizi koymamız için bir buzdolabı yapmışlar. Çeşmemiz, bardağımız ıvır zıvır. Küçük mini bir mutfak gibi düşünülmüş burası da. Ve bunlar da arabadan çıkan ve yerleştirilmeyi bekleyen oyuncaklarımız ve ıvır zıvırlarımız arkadaşlar. Bugün çok işim var. Burası da banyo. Yine küçük ama şirin ve gerçekten çok temiz, çok hijyenik. Şimdi diğer odaya geçelim. Burası da Lina'nın odası. Lina nerede bu arada? Lina neredesin? Buradayım. Ben videoyu açtım. Geldim, merhaba de. Odanı göstermek istemez misin arkadaşlarımıza? Sakin gel. Burası da Lina'nın odası arkadaşlar. Burası... Ay Lina, senin gardırobun çok kullanışlıymış. Acaba burası benim mi olsa? Hayır, burası benim. Bu gardırobu ben alsam sen babanla paylaşsan içeridekin olabilir mi? Hayır. Neyse olmaz ama değil mi? Yatacaksın, kıyafetlerin orada olacak, benimkiler burada olacak. Yok olmaz. Ben sıkılırsam o odada bak senin yanına gelebilirim. Evet. Sen burada ben burada yatarız. Evet. Tamam mı? Burası da Lina'nın odası arkadaşlar. Şimdi gelin dışarıyı gezelim. Esas cevher dışarıda. Evet. Bayılacaksınız dışarıya. Çok güzel. Evet hadi gelin geçelim bakalım. Bizimki giriş katta bu arada. İkinci katta olan yer orası. Ama giriş kat daha güvenli bizim için. Lina olduğu için orada balkon var, yüksekliği falan. Biz böyle rahatız, keyifli. Evet, bu da dışarıdan görüntüsü arkadaşlar evimizin. Burası da manzaramızın yakından görünüşü. Bir sürü meyve ağaçları var gerçekten. Az önce nar ağacı gördüm, muz ağacı var, limon ağacı var. Bunlar sadece ilk girişte gördüklerim. Birçok meyve ağaçları var. Hemen sahilimizle karşıda. Evet. Denize çok yakın. Şimdi oraya da gideceğiz. Buranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, bu muz ağaçları. Bunlar muz ağaçları. Ne kadar verimli görüyor musunuz? Harika, boylu boyunca ovaşa kadar muz ağacı dolu. Bence burayı dolaşmayalım, sahile inelim mi? Bak burada muz işte, gördün mü? Hani nerede? Evet evet, bulduk küçük. Ben yemek istiyorum. Hayır, ben olmamış bitirmişler onlar. Dedim ama daha olmamış bunlar arkadaşlar. Ben daha çok keyifliyim için. Aynen. Bence de bura böylece gidiyor. Evet. Başka yerleri, alanları gezelim. Bir sürü yer var. Bura gezmekle bitmez ki. Evet. Hadi o zaman koşalım biraz. Sahil. Sahilden mi başlayalım? Evet. Tamam, oradan başlayalım arkadaşlar. Burası çay bahçemiz arkadaşlar. Evet. Yemekhane onun karşısında. Onu buradan görmeniz biraz zor. Onu da birazdan gideceğiz zaten. Akşam yemeğine denk geldik. Gecikmezsek eğer videomuzu tamamladıktan sonra akşam yemeğimize geçeceğiz. Ama denizi, sahili gerçekten çok güzel. Evet. Şahane bir denizi var. Plajı da çok güzel, kum plajı. Ve hemen ayağımızın altında.
Kaç metre vardır buradan orası kanal? 100 metre yoktur. 100 metre yoktur gerçekten. Geldik bile bak, işte. Paraşüte biniyor. Evet, paraşüt. Sahili mükemmel. Mina, hatırlıyor musun burayı? Mina gel gel, aklıma ne geldi? Prenses Lina TV kanalımızda şu ip meşhur olmuştu. Lina'nın o iple iki tane videosu var arkadaşlar. Evet. Gerçekten epeyce de izlenildi ve çok beğenildi. İple dans ediyor videosu yaptık. İpten taklalar attı yüzmeyi öğrenmeye çalışırken falan. Bayağı eğlenceli iki video oluşturmuştuk. İpi görür görmez aklıma şimdi o geldi. Evet, ipimiz ve denizimiz böyle. Yarın sabah ilk işimiz hemen burada. Tatilimizin ilk günü vlog gelsin size arkadaşlar. Ben de doya doya denizimizin ve sahilimizin tadını çıkartayım. Tabii şimdi akşam saat 8 olduğu için arkadaşlar sahil biraz dalgalı. Hava da çok güzel. Hava öyle bunaltıcı bir hava yok. Kesinlikle. Normalde şu an 41 dereceydi biz gelirken. Gerçekten çok basıktı. Şu an 39 derece ama hiç bunaltmıyor. Gayet iyi. Şimdi diğer taraflarımızı keşfedelim. Sahilimiz böyle. Şöyle bir gösterir misin sana? Evet. Plajımız burası bu arada şöyle. Sadece TRT tesisleri olduğu için sadece bize ait. Dışarıdan halk plajı değil. Dışarıdan hiç kimse gelemiyor. O yüzden bir de yarı kapasiteli çalıştığı için bu sene daha da seyrek olacak. Kaldı ki geçen sene de dışarıdan kimse gelmediği için çok rahat etmiştik. Çok az sayıda insan var. O yüzden sanki bu deniz, bu sahil sadece sizeymiş gibi. Sizinmiş gibi yaşıyorsunuz burada tatilinizi. Hemen karşıda iskele var arkadaşlar. Şimdi yakınlaştırdım, siz de görün istedim. Evet, burası da yemekhanemiz arkadaşlar. Dışarıda da balkon kısmı var, dışarıda da yemek kısmı, içeride de var. Birazdan onu da yemek yemeye geçtiğimizde gösteririz. Şimdi şöyle bir bahçemizi turlayalım. Ve Lina'nın parkı. Ama bu sene park olmayacak diye duymuştum ben. Bakalım yerinde duruyor mu park? Yok, park yok. Parkı kaldırmışlar. Lina'nın parkı yok. Pandemiden dolayı kaldırmışlar. Şahane bir parkı vardı. Ve orada da videolarımız vardı Prenses Lina TV kanalımızda. Anne, babam daha. Evet, onun yerine bir tane salıncak koymuşlar, bir iki bank koymuşlar. Kaldırmışlar. Ama evet, haklı olarak tabii ki. Çünkü pandemiden çok kalabalık olacak. Bütün ailelerin çocukları bir araya geldiğinde çok kalabalık bir ortam oluyordu. Çocukların da kendini koruması ve düşünmesi zaten zor olduğu için en doğrusu yani. Burası diskoydu, disko da kapalı. Akşam diskosu vardı, çocuk diskosu vardı daha doğrusu. Ha. Yetişkin diskosu değildi. Geçen yıl her akşam Lina buraya geliyordu. Doğru. Saat tam 9'da diskomuz başlıyordu arkadaşlar. Lina çılgın danslarına başlıyordu burada ama artık bu sene evde oynayacağız o çılgın dansları. Lina gel. Lina hazır mı kendini? Gel buraya gel. Burayı gezmeye çok fazla gerek yok. Evet. İşte tuvaletler var, duş yerleri var, soyunma odaları, soyunma kabinleri falan var. Hemen karşısında yine bol bol yeşillikler, çiçekler, çimenler. Evet, geçen yılla arasında bir fark buldum. Geçen yıl bu ortada bu çiçekler yoktu. Evet. Bu sene yeni yapılmış bunlar ve gayet de güzel olmuş. Buranın bahçıvanı çok güzel ya. Çok, çok iyi işi biliyor çok adam. Çok çalışıyor gerçekten. Bunlar leylak değil mi? Evet, leylak. Vallahi. Hiç bilmiyoruz. Yasemin de olabilir. Evet evet, leylak buranın değil. Bahçıvanına sormak değil, lazım. Gel Lina, mor görüntü. Değil, değil. Zannettim ama değilmiş. Çok güzel çiçek. Bunlar ne ağacı acaba? Bu hangi meyvenin ağacı acaba? Burada bir meyve var ama. Evet, değişik bir şey. Bu zakkum mu ya? Yok değil. Bir tane deneyeceğim ya. Ne bu? Sakın yeme. Neden? Bilemezsin, zehirli olabilir. Hayır canım, buradan. Tabii tabii, hayır. Çıkar mı? Tabii. Zakkum zehirli. Yapma. Yeme. Dişledim sadece. Tadını anlar mıyım diye ama yok, anlayamadım. Ben yanlış yeri göstermişim. Soyunma kabinleri arkada diye bu taraftaymış. Şuralar arkadaşlar. Duş yerleri. Şurada bir o gün alanı vardı. Umarım onu da kaldırmamışlardı. Ya inanmıyorum. Burayı da kaldırmışlar. Sadece masa tenisi ya kalmış. Burada masa maçı vardı, bilardo vardı. Ne vardı burada Taner, hatırlıyor musun? Valla çok hatırlamıyorum ama yine böyle masa tenisi vardı. Masa maçı vardı, langırt vardı. Onun dışında bir iki bir şey daha vardı ama hatırlamıyorum şimdi. Çok fazla vakit geçirmemiştik biz burada ama bir langırtına oynayıp çıkıyorduk. Ama güzeldi ya, o da gitmiş maalesef. Koronavirüs her şeye engel oldu bu sene. Evet, çıkış buradan. Burada gezmekle bitmez ki, biz yemeğe geç kalacağız arkadaşlar. Bence yeter. Bence şöyle yapalım, saat 8:20 geçiyor. Gidelim yemeğimizi yiyelim, videomuzu orada devam edip kapanışı yapalım. Biz zaten burada bir sürü videolar çekeceğimiz için hem Lina'nın kanalında hem kendi kanalımda. O zaman da görürsünüz zaten. O zaman hadi hep birlikte yemekhaneye. Bir de size bir sır vereyim arkadaşlar.
gerçekten Türkiye'nin hiçbir otelinde, en lüks otellerinde bile bulamayacağınız kadar lezzetli ve kaliteli yemekler yapıyorlar. Burada yediğiniz yemeği hiçbir yerinde yiyemezsiniz. O kadar güzeldi. Bence de ben çok burada lezzetli. Kesinlikle rahat bir 4 kilo alır dönerim. Evet. Hadi gidelim görelim o zaman. Ben alırım. Ama bak bekliyorlar arkadaşlar senin kilo almanı. Değil mi arkadaşlarım? Yazın Lina. Yorumlara. Lina kaç kilo alsın? Ben kaç kilo alayım? Ya da iyi miyim? Ya da vereyim mi? Hepsi hakkında yorum bekliyoruz. Otelimizi nasıl buldunuz? Evimizi nasıl buldunuz? Tabii evimizin içi bir önceki gittiğimiz tatildeki gibi lüks bir ev değil. Ama zaten biz oraya doyduk. Denize doyamamıştık. Oradaki havuza doyduk. Bu sene de biz buraya denize doymaya ve doğaya doymaya arkasından buraya geldik. Burada her şey çok güzel burada arkadaşlar. Burada her şey çok güzel. Huzur. Burası tamamen huzur içeriyor. Orası tam bir eğlenceydi. Burası da tamamen sakinlik ve huzur içeren bir otel. Önce eğlendik, çalıştık. Şimdi burada da dinleneceğiz. Ve yine eğlenmeye devam edeceğiz ama. Biraz daha kınya. Bir kısaltma var arkadaşlar. Biraz sonra. Pandemi dolayısıyla bu sene açık büfe değil, aşçılar veriyor. Evet öyle. Lina'cığım nasıl? Güzel, ben yazıyorum. Ama önce tatlıdan mı başladın sen yoksa? Evet. Oo Rukiye Hanım hiç sesi çıkmıyor. Çok acıktık ama ya. Evet. Akşam oldu. Ya ben diyorum kapadık hepsi çok. Gerçekten çok lezzetli ama hepsi. Epey de açgözlülük ettik, doldurduk. Yemekleri çok güzeldi ama bu kadarını yiyebilir miyiz? Ama ben yiyeceğim kadarını aldım. Bunun hepsini yerim. Şu tabak olduğu gibi salata. Ben salata hastasıyım. Bir tane dolma, küçük bir aşure ve biraz da kapalı pide aldım. Gayet normal yani. Normal tabii. Sen iki tane balık almışsın ama bir tanesini bana mı aldın? Evet, sana aldım. Yerim kalırsa yerim. Çok güzel kokuyor. Olmazsa Lina ile yer. Çok severim. Olmazsa Lina ile yer. Lina salatasını çok abartmış gibime geldi. Lina o salatanın hepsini yiyebilecek misin sen? Yerim, hayır. Ama Lina'nın elinde olan bir şey değil ki. Amcası çok doldurdu. Evet, sanırım ben kendime istiyorum zannetti. Yiyemezse ben yiyebilirim. Ben salata çok severim. Sürekli turşu yiyorsun ama. Turşu tatlı. Turşu üstüne de tatlı yiyorsun. Bu bir beslenme şekli değil ama. Bunu da yiyeceğim, bunu da anne. Yiyeceksin değil mi? Aferin kızıma. Hadi bakalım.